Şimdi Nasrallah biraz önce değindik. Türkçe yani Arapçası şüveyşüvey, Türkçe yavaş yavaş da diyor. Yani biz intikamımızı yavaş yavaş alacağız diyor. Bakın eğer Netanyahu ve ABD Siyonist ittifakı Gazze ve Batı Şeria'daki direnişi yenerse bölgeyi yönetmeye başlayacak diyor. Yani İsrail'in işgalci tavrı ile ilgili aslında yapılan uyarı hep bu. Türkiye kanadında da görüyoruz bu uyarıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor. MHP Bahçeli de bu kaygıdan söz ediyor. İşgalci yapının bölgeye hakim olması riskiyle karşı karşıyayız diyor Hizbullah. Öte yandan ABD'nin hayret verici ikiyüzlülüğü var diyor Hizbullah adına konuşan Nasrallah. Devam edelim. Misilleme saldırılarımız tüm direnişle birlikte de olabilir. Tek başına da olabilir. Ama bir sürpriz olacağını söylüyor yine Hizbullah lideri. Kastı ne olabilir buradaki sürprizle, onu da konuşuruz. İsrail'li vatandaşlar her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı uyarısı var. Ve İsrail bizi yavaş yavaş bekle diyor. İşte biz de bu yavaş buradan şunu anlıyoruz değil mi? Buyurun. Biz İsrail'li vatandaşları hedef alıyoruz demek oluyor bu. Bir güvenlik tehdidi yaratılıyor. Bu hastalıklı bir ilişki işte. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Arkadaşlar burası nasıl yorumlar bilmiyorum. Tedirgin ediyor bizi diyorsunuz. Tabii. Herkesi tedirgin etmesi gereken hastalıklı bir ilişki bu. Yani İsrailli vatandaşlar kendilerini ayarlasınlar. Ya siviller de ölecek anlamı çıkar buradan. Yani Netanyahu'nun tezinin ayaklarını oradan oluşturup biz bu savaşı böyle devam ettirelim. Sonra ateşin içine atabileceğimiz kadar. Şimdi birçok şeyden söz ediliyor efendim. Bekil'den, güçten, İran içerisinde konuşan aktörlerden. Orada şunu dile getirenler de var. Yani sivil kayıplar olmayacak şekilde misilleme yapılmalı vesaire. Neden İsrail vatandaşları kendilerini tedbir alsınlar diyor peki o zaman. Peki Serkan Bey'e döneyim ben burada. Buyurun geldiğimiz nokta itibarıyla ne görüyorsunuz bölgede olup bitenlerde? İran neyi bekliyor olabilir? Siz nasıl yorumluyorsunuz olup biteni? Şimdi Başak Hanım, Sayın Vekil Orta Doğu bataklığı dedi. Orta Doğu medeniyetlere beşiklik yapmış kıymetli bir coğrafyadır. Bir bataklık değildir. Orta Doğu'yu bataklık haline getiren yüzyıldır Siyonizm ve emperyalizmin bölge insanlarına uyguladığı zulümdür. Dolayısıyla, bataklık o zaman işte. Dolayısıyla kendi medeniyet kodlarınızın ve yüzyıllarca yönettiğiniz topraklara bir bataklık tarifiyle sırtınızı dönmeniz mümkün değildir. Burada Turan Bey dedi ki İsrail halkı mı hedef alınıyor? Hayır, burada İsrail halkına şu söyleniyor. Sizler bir daha asla dediniz. 6 milyon Yahudi sistematik bir saldırıya maruz kaldı. Bu sistematik saldırı sonrası bugün Siyonist yönetim aynı sistematik saldırıyla bir soykırıma girişti. 40 bin Filistinliyi 7 Ekim saldırıları bahanesiyle katletti. Ve daha da kötüsü iş Filistin'le sınırlı kalmayacağı, bunu bir bölgesel istikrarsızlığa taşımak istediği, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in gerçek hedefin Anadolu olduğu tezinin de ne kadar doğru olduğunu burada Nasrallah liderinin söylediği, işte işgalci güç buralara kadar gelir, bu direnişi kırarsa bölge tamamen istikrarlaşır, istikrarsızlaşır tespitiyle de birebir uyumlu. Burada klasik işte bu bir teolojik kavramdır. Türkiye laik bir devlettir ile açıklanabilecek bir durum yok. Türkiye elbette ki laik bir devlettir ama Türkiye'nin dış politikada tanımlamalarını laiklik üzerinden yapamazsınız. Biz cihan yönetmiş bir milletin özgüveniyle hareket etmek zorundayız. Bakın orada yavaş yavaş derken o coğrafyada insanların Türkçe konuşması normaldir. Bir anlam yüklenebilir mi? Yüklenebilecek tek anlam o coğrafyada Türk'ün izleri şöyle vardır. Şöyle söyleyebilirim. Türk'ün izleri Türkiye vardır. Cumhuriyeti Devleti'nin muhatabı devlet dışı bir aktör olabilir mi akıl verme konusunda? Bölgedeki İsrail Siyonist yönetiminin zulmüne karşı Türkiye muhataptır. Tabii. Bütün muazzamlar adına kesin, muhataptır. Orada hemfikiriz. Biz laik bir ülkeyiz. Orta Doğu bataklık, orada ne işimiz var? Söylemleriyle Türkiye pozisyon alamaz değerli vekil. Mehmetçik Gazze mi? Hayır, marjinal yaklaşımlardan bahsetmiyoruz. Ama tehlikeyi iyi görmemiz lazım. Yanı başımızda Irak, Suriye parçalandı. İran'da
bir savaşın içine çekilip emperyalizmin hedefi haline gelme durumu var. İran bir bataklığın içine çekiliyor. İran işte yavaş yavaş derken İran ne dedi? İntikam alacağız diyor. Cezasız bırakmayacağız diyor. 40 yıldır aynı şeyi söylüyor. İlk tepkisi bir savaş refleksiydi. Ve gelinen noktada İran da emperyalizm ve siyonizmin hedefi haline geldikten sonra artık dördüncü hedefin neresi olduğunu konuşmaya gerek yok. Ama elbette ki Türkiye bir Irak değil. Türkiye Suriye değil. Türkiye işte 2000 yıllık devlet aklımız var diyen İran da değil. İran'ın da maalesef görüyoruz ki 2000 yıllık bir devlet aklı yok. 45 yıllık bir devlet gelenekleri var ve tenekeye dönmüş. Cumhurbaşkanları öldürülüyor. Ülkelerinde bir misafiri ağırlamaktan aciz görüntü çiziyorlar. Ve bir haftadır da bir psikolojik harp yönetmiyorlarsa süreci de kötü yönettiklerini de ifade etmemiz lazım. Bu Siyonist işgale yayılmacılığa... Mesela İran ne yapmalı? Özür dilerim Serkan'cığım. Yayılmacılığa... İran ne yapmalı? Bir haftadır yapmadığı neyi yapmalı? İran... Dedim ya bir psikolojik harp yönetmiyor tamam, ise psikolojik, yani psikolojik harp yönetiyor ise ülkenizde bir misafirin öldürülmesinin karşılığı çok nettir. Nedir? Aynı şekilde karşılık vermektir. Bu karşılığı mukabeleyi bilmesi. Evet. Ne yapması aynı lazım şekilde, yani? İsrail'de bir misafir mi öldürecek? Çok övündüğü füzeleriyle İsrail'e elbette ki terbiye etme kozunu ortaya koymalıdır. İsrail abartıldığı kadar güçlü bir devlet değildir ama bölge aktörlerinin... Serkan Bey çok özür dilerim. Sizin bir mikrofonunuzu değiştirmemiz gerekiyormuş. O yüzden sözünüzü bölüyorum. Kusura bakmayın lütfen. Arkadaşlarım onu çözene kadar Buket Aydın'a döneyim ben. Ya şimdi şöyle Türkiye'nin bu konudaki en başından bu yana koyduğunu biliyoruz. Ki bu nokta günün sonunda zarar göreceğini de bilse belki yine de Sayın Cumhurbaşkanı hani mazlumların yanında olmayı tercih ediyor. Doğru. Aslında burada sadece mazlumların yanında olma metaforunu kullanmamak gerekiyor. Çünkü böyle konuştuğumuz zaman şimdi biliyorsunuz bütün ülkelerde yani dünyada bir global ekonomik kriz söz konusu. Borsaları falan gördük işte bu hafta neler olduğunu. Yani bu sadece Türkiye'deki bir ekonomik krizden artık bahsetmemiz imkansız. Yani dünya genelinde bir ekonomik buhran sürecinin başladığını görüyor ve hissediyoruz. İyiden iyiye. Evet, piyasalarda güvensizlik. Doğru. Ve çok ciddi aşırı sağcıların yükselişi. İngiltere'deki olayları da görüyoruz. Ona da bakacağız evet, ilerleyen dakikalar. Onu bir açmak için tabii, söylemedim. Tabii. Hani, yo. Medeniyetin beşiği dediğimiz, öyle gördüğümüz hani wow diyeyim böyle hani Avrupa medeniyet deyince gözümüzde canlanan İngiltere'de çıkan olaylar ortada. Hani bizim o çocuk taciz edildi diye nerede? Kayseri'de mi? Nerede olmuş? Kayseri'de olmuş. Kayseri'de olmuş. O olaylardan farkı olmayan olaylar silsilesi. Şöyle şu söyleyebilir miyiz? Yaşanıyor. Özür dilerim. Buyurun. Mazlumun yanında olmak savaşa girmek demek hayır, değildir. Hayır hayır. Tabii yani, ben başka bir şeyden biz bahsediyorum. Biz mazlumun hakkını savunmak hayır, zorundayız. Hayır başka bir şey. Sadece tabii, Filistin'i savunmalıyız. Tabii, sadece mazlumun yanında oluyoruz anlamında bunu konuşmamak lazım. Bakın bölge tehlikede. Ve İsrail'in bir haritası var, çıkarmış olduğu haritası ve bu haritada Türkiye'den de bir takım iller var. Yani bunlar bir hedef doğrultusunda senelerdir ilerliyorlar ve daha bu 10 yıllık 5 yıllık bir mevzu değil. Bu çok uzun zamandır yaptıkları bir şey ve planlarını da tıkır 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 işleterek ilerliyorlar. Şimdi bizim Suriye yaptıkları şeyle bizim sınırımızda zaten bir terör devleti kurma girişimleri söz konusu. Burada zaten bunu yaptıkları zaman orayı da komple yani bizim sınırımızdan içeri girerek de almak ve orayı da komple İsrail'le birleştirmek istiyorlar. Şimdi az önce Serkan Topen'in söylediği doğru bir şey var. Diyor ki hani İran'da bu işin içine girdikten sonra orada da böyle bir tablo görürsek sıranın nereye geleceği çok net. O yüzden evet biz mazlumları koruyoruz. Bu bir. İkincisi sadece böyle de değil. Biz aslında kendi ülkemizi de koruyoruz. Ama tabii ki ben gidip savaşa girelim demiyorum. Orada yavaş yavaş derken belki Türkçe de bir şey söylemek istedi. Belki Türkiye'nin bu konudaki duruşuyla da alakalı bir şeyler söylemek istedi. Az önce sevgili bizim haber müdürümüz Cuma'nın notlarından bahsederken mesela Mısır Türkiye'nin Instagram'la ilgili işte duruşunu falan böyle mesela çok takdir ediyormuş. Mısırlı birkaç kişiyle konuşmuş. İşte hani duruş sergileyebilen bu konudaki işte tek ülke falan gibi görüyormuş. Yani Instagram'ın yasağı doğrudur bilmem nedir. Onu birazdan konuşacağızdır muhtemelen. O ayrı apayrı bir konu ama en azından Türkiye bir duruş sergilemeye çalışıyor bir takım noktalarda. Ben
ben tabii ki biz gidelim yok savaşalım, biz İsrail'e bomba atalım, biz İsrail'e girelim, Lübnan'a asker gönderelim, şunu yapalım bunu yapalım, tabii ki bunu demiyorum. Ama bu konu sadece Filistinli mazlumların işte hakkını savunmaktan daha büyük ve daha geniş bir konudur. Bu konu bizim ulusal güvenliğimizle alakalı bir konudur. Yani insanlara böyle anlatırsak hani şöyle okumayabilirler belki işi. Aman bize ne ya, bir tane adamı öldürmüşler, ne oluyorsa olsun, gitsinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar, bizden uzak yerlere niye karışıyoruz? Bizden uzak yere niye karışıyoruz diye bugün dediğinizde yarın Kurtuluş Savaşı'nı yeniden yaşamak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden konuyu biraz daha geniş perspektiften görmek gerekiyor bence. Konuşacağız bir de ilerleyen dakikalarda. Geçen programda şeyi demiştik, yani İsrail'de kendi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte vekil güçlerini harekete geçirecektir. Hizbullah'ın saldırısına karşı, Hamas'a karşı ve özellikle Hizbullah'a karşı kullanacağı güçler bellidir dedik. Terör örgütü YPG, PYD, PKK'nın özellikle Suriye'nin güneyinde Deir-i-Zor bölgesinde bulunan güçlerini harekete geçireceğini söyledik ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri araçlarıyla, zırhlı araçlarıyla yaklaşık 12 bin PYD PKK'lı Lübnan sınırına doğru götürülmüş. Evet, evet. İlerleyen dakikalarda, çünkü bölgedeki hareketlilik tam da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şam lideri Esad görüşebilir mi diye konuştuğumuz bir dönemde, Beşar Esad görüşebilir mi diye konuştuğumuz bir dönemde işler bölgede giderek sarpa sarıyor. Peki ne göreceğiz biz önümüzdeki süreçte? Serkan Bey'e kaldığımız yerden, evet, yorumlarını sürdürmesi için geri döneyim zannediyorum. Düzelmiştir problemini, umut ediyorum ki. Burada uygarlık çağında insanlığı bir karanlık çağa mahkum eden bir siyonizm gerçeği var. Emperyalizm gerçeği var. Ve buna karşı belki askeri müdahale yapamayacaksın. Belki Filistin'i savunmak zorunda Türkiye, dedi Turan Bey haklı olarak. Ama Filistin'i savunurken Türkiye'nin caydırıcı gücünü, en azından masada Türkiye'de var, her an bir askeri müdahale de gelebilir kozunu, Türkiye layıktır. Orta Doğu Batı hakkında ne işi var? Cümlelerine özür dilerim Turan Bey. Ben yok, anlamında değil. İsticamım bozuluyor. Konuşamıyorum. Hayır, polemik anlamında geldiğinde. Bunları söylerken şunu düşünüyor muyuz? Ben İsrail, İsrail nükleer silah sahibi bir devlet. Bu coğrafyada sadece nükleer silahı olan devlet İsrail. İran'ın, Türkiye'nin ya da bu coğrafyada başka devletlerin böyle bir silahı yok. İran'ın mesulü. İran, hayır, o bilim adamları öldürüldü zaten o çalışmaları yaparken. Yani o konuda karşı karşıya tutulacak bir yerde değil. Ya devletler birbirlerinin gücünü, askerini, silahını bilmiyor mu zannediyoruz biz? Pakistan'ın yani, nükleer silahı var. Ya. Şimdi kriter değil. Turan Bey bakalım. Özür dilerim. Sözünüzü kestim. Yani insicamım bozulduğu için konuşamıyoruz da. Türkiye sadece layık bir yapı, Orta Doğu Batı hakkında ne işimiz var diyerek Filistin'in ve bölgenin haklarını koruyamaz Türkiye. Türk milleti cihan yönetmiş bir millet özgüvenini ortaya koymak zorunda. Kim için? Bölge coğrafyası için. Bölge insanlığı için de bunu sizin ortaya koymak zorunda. Sizin bu özgüvenden tam kastınız nedir? Orası net anlaşılsın. Bakın, diye soruyorum. Yani hakikaten askeri bir hamleden ben de anlamak istiyorum. Ne yapmamız lazım? İşte Turan Bey bölmezse tam kademe kademe oraya geliyor. Peki, özür dilerim. Uluslararası kurumların çöktüğünü Sayın Erdoğan ilan etmişti. Birleşmiş Milletler iflas etmiştir. Evet. Küresel düzen iflas etmiştir. Bugün insanlığın değerlerini milletler arası hukuku koruduğunu iddia eden bütün uluslararası kurumlar iflas etmiştir. İflasın sebebi de dünyanın gözü önünde uygulanan soykırımdır. Bu soykırıma karşı takınılan tavırdır. Tamam. Doğru, haklısınız. Ve küresel düzenin siyonizmle yaptığı işbirliği. Bugün sizin aşırı sağ diye tanımlamaya çalıştığınız aslında öyle olmadığını çok net şekilde söyleyeceğim. Cinsiyetsizleştirme projesinin devamı milliyetsizleştirme projesi. Bugün her göçmen karşıtlığını Avrupa'da aşırı sağ olarak tanımlamak da bir küresel düzenin oyunudur. İnsanların yoksulluğunu, ev aidiyetlerini, koruma reflekslerini sadece aşırı sağ ve ırkçı refleksler üzerinden değerlendiremezsiniz. Adamlar kendileri öyle diyor. Değerlendiremezsiniz. Şey, örneğin İtalya'da Meloni aşırı sağcı yaftası yedi ama bugün Afrika'daki zulme Avrupa Birliği içinde ses çıkaran tek lider. Konuları doğru anlamak için söylüyoruz. Küresel düzen bugün milliyetçiliğin her türlüsüne, milli kimliklere, milli devletlere savaş açmıştır. Avrupa'nın geçmişindeki ırkçılığı da kullanmak suretiyle aşırı sağ yaftasıyla
bütün milli kimliklere de açıkça cephe almıştır. Filistin ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne eş güdümlü olarak Türkiye'de düzenlenen operasyonların da altında aynı motivasyon var. Dolayısıyla iflas etmiş küresel düzeni. Küresel düzen bir gerekli midir? Elbette küresel düzen gereklidir. Ama bunun başat oyuncularının değişme vakti gelmiştir. O yüzden dedim Türkiye'yi sadece laiklik üzerinden dış politikada tanımlayamayız. Türkiye'yi cihan yönetmiş bir ülke, millet özgüveniyle tekrar tanımlamamız ve masaya koyma zamanımız gelmiş. Bunu Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı tanımlamasının altında yatan motivasyon da bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık cumhuriyet, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış, bize bir cumhuriyet hediye etmiş, bir devlet hediye etmiş. Ama aynı kodlarla ikinci yüzyıl okuyamayacağımız da ortada. Haklısın. Bir ideal, bir ülke ortaya koymak zorunda olduğumuz da ortada. Doğru. İsrail parmak sallıyor ve Türkiye'de birileri bizim o bataklıkta ne işimiz var diyerek bu süreci yönetemeyecekleri de ortada. Ne yapmamız lazım? Onu ne yapılması gerektiğini Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli gayet ortaya koydular. Ben anlayamadım. Sen ya siz Filistin'i nasıl savunmak gerekir dediğinizde evet, herhalde hamasetle, kuru sloganlarla savunmaktan bahsettiniz. Tabii, hayır değil. Türkiye değil, şu an, yani somut Türkiye bir şey şu an sahadadır Sayın Vekilim. Nasıl sahadadır? Sahadadır elbette ki. Bu gelişmelere karşı devlet aklı gereğini yapıyordur. Benim ortalama zekayla anlayacağım şekilde anlatabilir misin lütfen? Yani Türk devleti o coğrafyada çaresiz değildir. İsrail'in emellerine karşı, hedeflerine karşı atılması gereken adımların hepsini elbette ki atıyordur. Bu Türkiye'nin direkt İsrail'le savaşa girmesi olarak yorumlanabilecek konular değildir. Elbette ki bir gün İsrail bu bahsettiğiniz bölgedeki işgal sürecini sürdürdüğünde... Ama ben ortalama zekayla hala anlayamadım. Kafa kafaya geldiğinizde Turan Bey, Sayın Vekilim, şey mi diyeceksiniz? Biz layık bir cumhuriyetiz. Ortada tabii her zaman işimiz yok. Onda bir şey yok. Buyurun sizi Anadolu'da ağırlayalım mı diyeceksiniz? Nasıl? Ben hiçbir şey anlamadım. Bak altını çizerek. Peki, biraz 100 yıldır, daha ben şimdi de... sadece özür dilerim. Sadece birkaç slogan dinledim. Bu coğrafyayı anlamak konusunda. Bak, ben şimdi ne yapması gerektiğini birazdan anlatacağım Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ama sen modelini anlatabilirsen. İşte bak Devlet Bey dedi ki bir pakt meselesi. Pakt meselesi doğru ama din olursa doğru olmaz. O ayrı bir tartışma konusu. Ben senden ortalama zekaya sahip bu konulara kafa yoran bir insan olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olarak az önce söylediğin İsrail'e had bildirme ya da başka bir şey ya da neyse bunlarla ilgili askeri, diplomatik, sivil, ticari, ekonomik ne yapmamız gerektiğini, mesela 10 ay sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müdahil oluyoruz. Bence o da kıymetlidir. 10 ay geçmesine rağmen. Böyle şeyler duymak istiyorum. Mümkün mü acaba? Şimdi Turan Bey, konuşmamın her bölümüne girdiniz. Tamam. Yaptığınız konuşmaların tamamı soyut, hamaset kokan konuşmalar ve burada ne yapılması lazım ben anlayamadım. Zaten konuya vakıf olmadığınızı... Peki sorumu geri aldım, tamam kalsın. Konuya vakıf olmadığınızı yaptığınız konuşmayla ortaya koydunuz. O yüzden istican bozmadan dinlerseniz dedim ki... Peki öyle olsun. Uluslararası düzenin ve uluslararası düzenin bütün kuruluşlarını tartışmaya açan Türkiye'dir dünyada. Doğru. Bu iradeye destek vererek başlayacaksınız. Bu iradeye destek vererek başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki elbette ki dünyada bir küresel düzen gereklidir. Ama bu küresel düzenin oyuncularının değişme vakti gelmiştir. Bu da bir hamaset değildir, bir rüya değildir. Bugün menfaatleri birbiriyle çatışan Avrupa ülkeleri, bugün İngiltere ile İsrail'in pozisyonu, İngiltere'de eş zamanlı çıkan olaylar, bunların hepsini doğru okuduğumuzda küresel düzeni sorgulamaya açarak, küresel düzenin başat güçleriyle aynı hizada durmayarak başlayacaksınız Turan Vekilim. Örneğin parti olarak politikalarınızı buna göre dizayn edeceksiniz. Örneğin İsrail'in Türkiye'ye komşu olma metodunun o terör devleti olduğunu bileceksiniz. Bize buradaki o terör devleti komşu olsa ne olur ki demeyerek başlayacaksınız. O bahsettiğiniz Orta Doğu'ya bataklık demek yerine orada oyun kurucu bir güç olabileceğinizi ve bu iddiayı ortaya koyacaksınız. Doğru. Ve bölgedeki güçlerin, devletlerin
mezhepler üzerinden çatışmalarının kime yaradığını tekrar Türk Devleti'nin de öncülüğünde tanımlamak gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Ne yapılması gerekiyor? Örneğin İran güvenilir bir dost mudur? Hayır, İran hiçbir zaman güvenilir bir dost olmamıştır. Ama İran Türkiye'nin de umarım ve dilerim ki fonlarda değildir. Parası olan prensleri sen tekrar, o şeyin içine alırsın. Tekrar doğru yapmak suretiyle elbette ki İran bu savaşa girer ve kaybederse bunun bölgedeki sonuçlarının Türkiye'yi direkt etkileyeceğini de biliyor olmamız lazım. Elbette yani. Ben bir izin isteyeceğim. O yüzden isteyeceğim Türkiye şöyle. Bugün sahadadır dediğimden ne kastettiğimi herhalde anlayabiliyor olmanız lazım. Yok, anlayamıyorum. Türkiye bir oyun kurucudur. Sahada diplomatik faaliyetlerle, istihbari faaliyetlerle elbette ki sahadadır Türkiye. Hikaye. Elbette ki sahadadır. Ama ve lakin eski yaklaşımlar olsaydı Orta Doğu bataklık. Yani mesela Hakan Fidan'ın Refah sınır kapısına gitmiş olması da sizin sahadadır kapsamınız içerisinde zannediyorum. Başak Hanım, bir söz kullanma şansım olacak mı? Evet, dünya CHP'mize sataşma oldu. Dünya 5'ten büyüktür söylenmedi ama sadece bize sataşıldı. Dünya 5'ten büyüktür cümlesiyle başladı bu sorgulama. Ve dünyada küresel düzeni sorgulatmaya başlayan Türkiye'dir. Bugün küresel düzen her yerde sorgulanıyor. Örneğin işçilerin çalışma saatine kadar düşünmüş peki, bir Batı medeniyeti. Ekonomik olarak da bir tıkanma noktasında olduğu ortada dünyanın. İşçilerin çalışma saatine kadar düşünmüş, insan hakları noktasında bir model ortaya koymuş. O modeli de haklı olarak tüm dünyaya kabul ettirmiş bir Batı medeniyeti gerçeği var. Ama aynı medeniyetin ötekiler kavramıyla on binlerce çocuğun, on binlerce insanın gözlerimiz önünde öldürülmesine de verdikleri tavır da ortada. İfade özgürlükleri noktasında ortaya koydukları ikircik bir tavır da ortada. Örneğin bizim terörle mücadelemizde bizi özgürlükleri geniş yorumlamaya mahkum edenlerin Filistin meselesinde ortaya koydukları tavır da ortada. Gazze diyeni gözaltına aldıkları, bunu bir özgür ifade kabul etmedikleri gerçeği de ortada. Veya birazdan belki tartışacağız Instagram'da. Konuşacağız, evet. Bizim gücümüz. Koydukları sansür ortada ve biz bunları laik cumhuriyetle açıklayamayız. Artık küresel düzenin tüm kurum ve kurallarıyla sorgulanma vakti gelmiştir. Evet. O sorgulama yükümlülüğü de tekrar altına çiziyorum. Tabii, beraber yapalım. Cihan yönetmiş bir milletin üzerine ödevdir. Tabii, tabii. Siz bunları kavrayamadığınızda Orta Doğu'ya bataklık demeye devam edeceksiniz ve o bataklığın zehri, o bataklığın yakıcılığı da bir gün Anadolu'ya gelecek. Şimdi Turan Bey'e